Manisa TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Manisa TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının ardından Manisa'ya ilk ziyaretinin 89. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Manisa Tren Garı'nda başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Atatürk'ün Manisa'ya ilk ziyaretinin 89. yıl dönümü nedeniyle Manisa Tren Garı'nda temsili olarak Atatürk'ün Manisa'ya gelişi canlandırıldı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ve protokol üyeleri Manisa Garı'nda treni karşıladı. Manisa Garı'na gelen trenden indirilen Türk bayrağı Vali Bektaş'a takdim edildi. Vali Bektaş bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından tren önünde gerçekleştirilen Zeybek oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Manisa Garı'nda açılan Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesinin ardından tren garından Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Günün önemine ilişkin konuşmayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü yaptı. Güzgülü konuşmasında şunları belirtti. Her insanımızın şüphesiz en şanlı son mücadelesi İstiklal Harbi'dir. İstiklal Harbi'nde Anadolu'nun birçok şehri, kasabası ve köyü sömürgeci zihniyet tarafından yıkılmış, İnsanlarımıza akıl almaz zulümler yapılmıştır. Atatürk'ün emriyle ülkemizin 4 ilinde imar planı yapılmıştır. Bu illerden biri de Manisa'dır. Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Erbirliler ve Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Erbirliler dernek üyeleri ve derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Hayvanları Koruma Derneği Manisa Şube Başkanı Reyhan Erbirli ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Vali Bektaş'a çiçek takdim eden Başkan Erbirliler, dernek üyeleri ve derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çevrenin korunması, doğduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gittim. Resim sanatçısıyım. Uluslararası, ulusal ödüllerim var. Kendi atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bektaş, Başkan Reyhan Erbirliler ve yönetim kurulu üyelerini sokak hayvanlarına sahip çıkmaları nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Güzel konularda, güzel yollarda, iyi insan. 25 sene falan çalıştım artık. Bizimle fiilen çalışıyoruz. Evet, 14 yılda bu çiz olduğu bir iş var. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik ziyarette tarihten bugüne Mesir macununu anlatan panoramik müze yapımı için yer tespiti çalışmaları yaptıklarını söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i ve Turizmi Tanıtma Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Derneğin Manisa'nın ve Mesir macununun tanıtımını açısından önemine dikkat çeken Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde panoramik müze yapmayı planladıklarını belirterek, bu müzenin yapımı için çalışmalara başlandığını söyledi. Bu bağlamda da biz de belediye olarak Mesir'in tanıtımını ve Şehzadeler'deki turizmin yükselmesini büyük önemsiyoruz, çok önem veriyoruz bu konuya. Öyleyse Şehzadelerin Manisa'nın
daha iyi tanıtılması, turizmimizin canlandırılması noktasında da el birliğiyle birçok çalışmaları yapabiliriz, yapmalıyız. Bunun içerisinde çocuklarımızın eğitilmesi söz konusu olabilir. Bunun içerisinde kadınlarımızın, ev hanımlarımızın eğitilmesi söz konusu olabilir. Dışarıdan gelen bir misafire Şehzadelerin Manisa'nın nereleri tanıtılabilir? Nereler önemlidir? Nereleri götürmek, gezdirmek lazım? Önce biz bilmeliyiz, çocuklarımız bilmeli, insanlarımız bilmeli ki gelenlere biz şehrimizi tanıtabilirim, turizme katkıda bulunabilirim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise panoramik müzenin Manisa ve Mesir tanıtımı noktasında büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Ömer Başkanımızın bu şekilde konuya hakim olması ve bunu gerçekten samimiyetle bilmesi bizi sevindiriyor ve çalışmalarımıza bizim ışık tutacaktır ve şevk verecektir. Evet, Manisa çok tarihi bir yer. Sadece Mesir değil, evet biz Mesir Derneği çatısı altında her bir araya geldiğimizde Mesir'i konuşuyoruz ama Mesir'den de fazla Manisa'yı tanıtacağımız, başta Mesir olmak üzere o kadar çok elimizde emtia var ki bunları artık bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Maalesef bunları çıkartmamızın sıkıntısını ben her zaman söylüyorum. Bu sadece bir kurumla yapılacak bir iş değildir. Sadece Mesir Derneği'nin üstüne düşen değildir. İşte valimizin, kültür müdürlüğü, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, hepimiz ortaklaşa bir fikirle bunların belirli zamanlarda üstüne gidip Mesir festivalleri gibi yıl içinde daha çok etkili etkinliklerle biraz daha bu turizmi ve Manisa'mızı tanıtmanın yollarını görmemiz gerekiyor ve görsellikler ortaya çıkartmamız gerekiyor. KOSGEB Manisa Hizmet Merkezi Müdürü Recep Özçevik, Manisa Öğretmen Evi'nde yapılan sertifika töreninde konuştu. Özçevik, Soma maden kazasından etkilenen esnaflara yönelik uygulamaya konulan işletme sermayesi kredi faiz desteği kapsamında bilgiler verdi. 154 işletmeye 51.205.384 lira kredi desteğinin sağlandığını bildirildi. KOSGEB'in Ekspor'un işbirliğinde düzenlediği bir girişimcilik eğitiminin sertifikalarını dağıtacağız. KOSGEB, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen girişimcilik eğitim sertifikaları dağıtım töreni Manisa Öğretmen Evi'nde gerçekleşti. Törene Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve birçok davetli katıldı. Tören öncesi konuşma yapan Manisa Hizmet Merkezi Müdürü Recep Özçevik, Soma maden kazasında etkilenen esnaflara yönelik uygulamaya konulan işletme sermayesi kredi faiz desteği kapsamında sağlanan destekler hakkında bilgiler verdi. Özçevik, 154 işletmeye 51.205.384 lira kredi desteği sağlandığını bildirdi. 330 girişimciye 4.5 milyon TL'nin üzerinde destek ödemesi yapıldı. Bunun yaklaşık 3.5 milyonu hibe, 1 milyon civarında da ise geri ödemeli. Biz girişimcilik desteği kapsamında biliyorsunuz iş yeri kuran özellikle buradaki genç girişimcilerimiz gibi veya bayan girişimcilerimiz, erkek girişimcilerimiz, yaşlarımız, iş fikri olan bütün girişimcilerimize girişimcilik desteği veriyoruz. Bu kapsamda iş yerleri kurmaları halinde kuruluş giderlerini karşılayıp 3 bin lirasını, iş yerlerini alacakları makine, teçhizat ve ofis donanımlarına 15 bin lira hibe ve haricen de yine iş yerlerinin elektrik, su, internet gideri, personel gideri ve kiralarını karşılamak üzere de 12 bin lira hile destek veriyoruz. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş da tören öncesi bir konuşma yaptı. Bektaş, Manisa'nın gelişmişliğini girişimcilere borçlu olduğunu söyledi. Manisa bu potansiyelini, bu gelişmişliğin, bu ufkunu girişimcilerine borçlu. Girişimcilik gerçekten zor bir iştir. Risk almak, piyasaya çıkmak, kendi başınıza ayakta durmaya çalışmak ve bir kısım hedeflerle bezenmiş bir yolda yürümeye çalışmak. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti. İşçilik, Allah'ım benim de böyle kişilerim olsun. Ben de bir gün girişimci olayım. Benim de fabrikalarım olsun. Arkadaşlarıma söylerim, hayal halimde geziyorsun derler. Böyle bir işçi hayal halimde geziyorum. Oradan kartopunu yuvarlıyor, geliyor şimdi 37 bin kişi çalıştıran, daha büyük enerji sektörüne imza atan, teknoloji sektöründe var olan, Türkiye'nin marka olan Vestel dünyada, ben varım diyor televizyonda, buzdolabında, hemen hemen her alanda ben varım diyor. Bugün tablet bilgisayarlarında da ben varım diyen bir insan. Mutlaka bu şehirde yeni zorlukları çoğalmasınlar. Bunları yapacaksınız.
Ben inanıyorum ki inşallah bu katma değerleri de çoğaltacağız. İstihdam yaratacaksınız. Bunları yaptıkça da Türkiye daha çok büyüyecek. Çünkü bizim zekaya ihtiyacımız var, akla ihtiyacımız var, ortak akla ihtiyacımız var. Konuşmaların ardından girişimcilere sertifikaları verildi. Evet, Hakan Karadumlu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne kadarsınız? Sayın Vekilim dedi. Sayın Vekilim. Akhisar Belediyesi'nin organize ettiği güvenli motosiklet sürüş eğitimleri başladı. Özellikle motosiklet severlerin büyük ilgi gösterdiği ilk eğitim, ileri ve güvenli sürüş teknikleri teori kursu Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. 3 saat süren eğitimde ne gibi bilgiler verildi haberimizde izliyoruz. Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-İzmir Karayolu Kula ilçesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kuşçu yönetimindeki motosiklet jandarma kavşağından ters yöne dönmek isterken Pervil Özman idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Kuşçu ve motosiklette bulunan Seyfettin Kuşçu yaralandı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. IŞİD'i bahane ederek 3 gündür tüm Türkiye'yi savaş yerine döndüren terör örgütü yandaşları Manisa'da tren raylarını ateşe verdi. Polisin tomalarla söndürdüğü yangın sonrası başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü yandaşları tarafından IŞİD'in Kobani'ye saldırıları bahane edilerek başlatılan terör olayları 3. gününde Manisa'da da devam ediyor. Dün akşam Horozköy Mahallesi'ni karıştıran eylemciler bu akşam da Nurlupınar Mahallesi'ni savaş alanına döndürdü. Polise karşı çok sayıda Molotov kokteyli atan göstericiler mahalleyi bir anda savaş alanına çevirdi. Yaklaşık 800 polisin müdahale ettiği olaylarda 4 toma yer aldı. Tomalar tren raylarındaki yangını söndürürken operasyon boyunca tren seferleri durduruldu. Manisa Emniyet Müdürü Tayfun Erdal Ceren'in yönettiği operasyonda şu ana kadar 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet Müdürü operasyon sonrası mahalleden ayrılırken polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Manisa Karaköy Kırmızı Köprü civarında dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından 3 el ateş edildi. Silah sesleriyle yankılanan caddede bir kişi ayağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre yaralanan şahıs olay yerinden kendi imkanlarıyla kaçarak uzaklaştı. Manisa Karaköy Kırmızı Köprü mevkiinde araç içerisinde bulunan şahıslar tarafından cadde üzerinde gitmekte olan bir vatandaşa 3 el ateş edildi. Edinilen bilgiye göre ateş edilen şahıs ayağından yaralandı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler tarafından 155 polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi tarafından çevrilen bölgede 3 adet boş kovan bulundu. Şahısların kimliği ise belirlenemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başladı. Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-İzmir Karayolu Kula ilçesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kuşçu yönetimindeki motosiklet Jandarma Kavşağı'ndan ters yöne dönmek isterken Pervil Özman idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Kuşçu ve motosiklette bulunan Seyfettin Kuşçu yaralandı.
Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Manisa'da Kurban Bayramı arifesinde kaybolan 49 yaşındaki akli dengesi bozuk Sevim Alkış'tan haber alınamıyor. Sürekli evden kaçan ancak her seferinde geri dönen eşinin ilk kez bu kadar uzun süre evden uzak kaldığını belirten Gürsel Alkış, eşinin hayatından endişe ediyor. Eşim burada tespih satmasının, meldil satmasının sebebi hani canı sıkılmasın, stres atması için. Kurban Bayramı öncesinde eşinin kaybolması ile hayatı adeta zindana dönen Manisalı ayakkabı boyacısı Gürsel Alkış, 7 gündür kayıp olan ve izine bir türlü rastlanamayan 49 yaşındaki eşi Sevim Alkış'ı arıyor. Eşinin hayatından endişe eden Gürsel Alkış, eşinin daha önceden de evden kaçtığını ancak 1-2 gün içerisinde ya polisler tarafından ya da kendiliğinden eve geri döndüğünü anlattı. Eşim burada tespih satmasının, meldil satmasının sebebi hani canı sıkılmasın, stres atması için. Bense ayakkabı boyuyordum yani. Kimseye kendimize acındırmamak için yani. Yani her zaman burada şey yapıyorduk. Sonra bir eşime burada tezgahı açtım. Hani burada meldil satsın. Ben eşime bu sefer dedim, Sevim. Sevim ben gidiyorum boya sandığını almaya. Sen burada elini aç, Allah'a dua et dedim. Etrafına melekler gelsin. Tamam dedi. Eşini Arife günü Fatih Parkı'nda bulunan seyyar tezgahının başına bırakarak ayakkabı boyası kutusu almaya giden Gürsel Alkış, geri döndüğünde eşinin yerinde olmadığını belirterek şöyle konuştu. Ben dikkat edemedim dedi. Ondan sonra bu sefer mahalle binasının tuvaletine gittim. Sonra tuvalete de bakınca, tuvalete de göremeyince anladım ki eşimin aklı dengesi geldi gitti. Yani bu sefer şok oldum. İster istemez ağlamaya başladım. Sonra karakola gidip onun fotoğrafını karakola bıraktım. Benim eşim kayıptır diye oraya da bir tutanak şey yaptılar, ifademi de aldılar. Kaç ne oldu abi şimdi kayıptır? Arife gününden itibaren cuma günü. Bir günü de sayarsak toplamı tamamen 7 gün. Menenjit rahatsızlığı, uyku bozukluğu, unutkanlık var. Okuma yazma bilmeyen ve telefon kullanamayan Gürsel Alkış, eşinin kaybolduğu günden beridir eve gitmek yerine çaresiz bir şekilde hastane bahçesinde sabahladığını da sözlerine ekledi. Kızımız sana gelmez, aklı dengesi gelip gidiyor, bizim kızımız kaçar deseydi ben de hiç evlenmezdim yani. Bu kadar da üzülmezdim. 4,5 seneden beri evliyim, 4,5 seneden beri aynı bu hareketleri yapıyor. Ama bu sefer ben buna yani... üzülmemek elde değil. Bu kadar uzun sürdü yani. Toplamı 7 gün sürdü. Bu 7 gün içinde gelseydi gelirdi. Bu demek ki bu Manisa'da mı yoksa başka yerde mi? Yani aklım hep eşimde. Sevim neredesin? Sevim neredesin? Sevim nerede? Görenlere yani dikkatine yani Türkiye çapına sesleniyorum. Ne olursun ki her kim görürse 155'e aramasını bir Allah rızası için olsun. Yani benim için olmasa bile yani. Yani evli olan çiftler olsun. Allah korkusu olanlara. Sırada spor haberimiz var. Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, altyapıda uzun yıllar görev alan Mümin Özkasap ve Aydoğan Tuna ile şahsi bir sorunlarının olmadığını kaydetti. Camiada verdikleri karar hakkında yapılan yakışıksız şeklindeki eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Mergen, burada asıl mağdur olan Manisa Spor'dur dedi. Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, altyapıda görev yapan Mümin Özkasap ve Aydoğan Tuna'nın görevine son verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Mergen, kişisel bir sorunumuz yok dedi. Manisa Spor'un mali olarak çok kötü bir durumda olduğunu ifade eden Başkan Mergen, Mümin Özkasap ve Aydoğan Tunay'ın yakışıksız gönderildiği eleştirilerine burada mağdur olan Manisa Spor'dur. Arkadaşlarımızla şahsi sorunumuz yok.
bu hafta kendileriyle görüşüp camiaya yakışır bir şekilde yollarımızı ayıracağız dedi. Kulüpte 73 çalışanının olduğunu ve mali problemler nedeniyle bu sayıyı 50'ye kadar çekeceklerinin altını çizen Başkan Mergen, çalışan sayısı çok fazla. Bunu minimize etmeye çalışıyoruz. 55'lere hatta 50'lere kadar çekmeye çalışacağız diye konuştu. Manisa'dan haberleri izledik. Şimdi de para piyasasına göz atalım. Bültenimize hava durumuyla devam ediyoruz. Yarın Manisa'da en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa TV 19 ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.